Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle 1980'e kadar olan süreci çok iyi değerlendirmede fayda var. Batılı ülkeler biliyorsunuz İran İslam devriminden önce özellikle Filistinleri özel olarak çerçeve içine almış ve Filistinleri terörist olarak irdeliyorlardı. Daha sonra 1979'da İran'da gerçekleşen inkılaptan sonra ve İmam Hümeyni'nin geniş kitleler tarafından da kabul görmesinden sonra bu konuda telaşlanan Batı, bu sefer komple bütün Müslümanları bir tehlike olarak görmeye başladılar ve o günden sonra da özellikle yeniden Batı entelijansiyası bunu farklı yönlerde şekillendirerek İslamofobiyayı belli bir noktaya kadar taşınmaya çalıştılar. Ve burada İslam dünyasının gelişmesini engellemek adına iç kargaşalar yaratarak kendi nüfus alanlarını korumaya çalıştılar. Aslında İmam Hümeyni rahmetullahi anhu gerçekten aynen Erbakan hocamız döneminde olduğu gibi İslam coğrafyasına büyük bir çığır açmış bir liderdir. Ve hala da bu iki liderin İslam coğrafyasında konuşulması da büyük bir anlam ifade etmektedir. Temenni ediyoruz ki inşallah İslam coğrafyası bu önemli liderlerin ayak izlerini takip ederek Batı emperyalizmine karşı daha dik bir duruş ortaya koyarlar ve sömürgecilik anlayışına son verirler. İmam Hümeyni milli ve yerli anlayışla hareket eden çok önemli bir liderdi. Gerçekten bunu rahmetle biz yad ediyoruz. Efendim, Müslümanların vahdeti için İmam Hümeyni'nin rolü nedir? İmam Hümeyni, Müslümanların vahdeti için gerçekten çok çok önemli adımlar atmıştı. Ve Müslümanlar arasındaki ihtilafların da ortadan kaldırılması amacıyla da çok önemli bir duruş sergilemişti. Ve onun için şu ana kadar da rahmetle yad edilmektedir. Demin de ifade ettiğim gibi Erbakan Hoca da aynı şekilde vahdeti vurguluyordu. Ve kendisi de biliyorsunuz D8'i kurduğu zaman ilk ziyaret ettiği ülke de İran olmuştu. Özellikle burada İmam Hümeyni ve Erbakan yolundan giderekten iki güçlü ülke olan Türkiye ve İran'ın daha birbirlerine yaklaşarak da aralarındaki ufak tefek sorunları ortadan kaldırarak çok güçlü bir şekilde İslam dünyasına öncülük etmeleri beklenmektedir. Bu da İslam vahdetini de beraberinde getirecektir. Biz siyasi hareket olarak da Milli Görüş Hareketi aynı duygu ve düşüncelerle İmam Hümeyni'nin ortaya koyduğu İslam vahdetini öncelediğimizi ifade etmek istiyoruz.